Peki bir, merhabayın YouTube izleyicilerimiz. Nasılsınız inşallah? Sizlerle böyle ağır ağır sesle yeniden StarCraft oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Zerglerin kampanyında kalmıştık. Nerede kaldığımı tam hatırlamıyorum açıkçası. Orada görevde yazmaya başladım. Dikkat ettiyseniz artık bölümlerin altında istediğiniz görevi gidip izleyebiliyorsunuz. En azından bunu yapayım istedim. Biraz biliyorsunuz ben bunlara böyle yayınlarda falan da denk gelmişsiniz. Şey diyorum böyle zahmetsiz YouTube içerikleri diyorum. Yayından kesiyorum alıyorum en azından altına sürelerini yazayım istiyorum. Teranları bitirdik. Zerglere geleceğiz. Ama şey Zerglere geldik. Protosslara geleceğiz ama önce Zergleri bitirmemiz gerekiyor. Her 3 campaign'de yaklaşık 10 görevden oluşuyor. Bir de bunun Brood War'u var. Daha ona geçmedik. Hikayesel anlamda takip edeceğimiz için işi biliyorsunuz biz oyun yani gameplay açısından bakmıyoruz olaya. Hikayede ne gördüğümüzü, ne yaşadığımızı tecrübe etmeye çalışıyoruz. Zaten aslında yani yarı yarıya böyle çat pat bir İngilizceniz olsa bile hikayeyi az çok anlayabiliyorsunuz. Yani oradaki konuşmaların içerisindeki böyle kelimeleri yakaladıktan sonra oyun size yani yaptığınız görevler hikayeyi anlamanıza yetiyor. O yüzden bakalım fazla uzatmayalım. Neredeyiz? 6. bölümü icra edeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Dark Templar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Ben Dark Templar'a tıklayayım. Okey diyeyim. O dolarken bir yandan şu kamerayı bir uçurayım. Geliyorum hemen. Dark Templar Primary Hall Cluster. Hissediyor musun? Protosslar burada. Çarda. Saklanıyorlar uzun bir zamandır. Protest komandlarına şey diyor şu an Kerrigan. Buraya gelmem bir aptallıktı diyor. Ben Kerrigan'ım diye kendini tanıttı. Ben seni zaten tanıyorum. Ben de tasadarım diyor. Templarların tasadarı. Görevimiz özetle Protossları eliminate etmek ve Kerrigan yaşayacak. Şu anda Tassadar bir nevi Kerrigan'a şey anlatmaya çalışıyor. Overmind'ın sıkıntılı bir karakter olduğunu ve bunun etkisinden kurtulması gerektiğini anlatıyor. Aslında burada biliyoruz biz. Kerrigan biraz daha şey yani kendi planları doğrusunda hareket eden ancak Overmind'da bir yandan kandırıyor çünkü Overmind onu kontrol ettiğini emirlerini dinlediğini düşünüyor ama tabii ki Overmind aslında bunu hissediyor o kadar salak bir karakter değil ama zaten artık spoiler olmaz 100 yılın oyunu olduğu için Overmind'ın sonunu getiren olay da bu olacak yavaş yavaş diyelim ben geleyim tipler falan geldi bakalım tamam biliyorsunuz benim oyun şeysim biraz uzun sürüyor faslım. O yüzden yine ağır ağır gideceğiz. Zas diyor ki şu anda. Şu an Zas'la Kerrigan birbirine girmiş durumda. Zas şu anda Kerrigan'a durması gerektiğini söylüyor. Kerrigan da sen benim otoritemi ve emirlerimi nasıl sorgularsın şeklinde bir yaklaşımda bulundu. Şu anda bakalım başladık. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Şimdi bize iki Queen vermiş. Üç tane Overlord vermiş. Şunları bir gönderelim. Spawning pool'umuz var. Biraz da Hydralisk'den var. Şöyle ne yapabiliriz daha başka? Queen's Nest yapabiliriz. Ben Queen'i geçen bölümde çok oynayamamıştım. Layer'dan yürüyebiliriz. O yüzden de şunu yükseltmemiz gerekecek. Yükseltelim, gecikmeyelim. Şunu şuraya bir işçi ihtiyacı da oldu. Şu ikisi şuraya çalışsın. Biz buradan işçi basmaya devam edelim. Evet, başladık. Arkaya doğru bunu yapmış. Aslında buraya hiç gerek yok ama. Biraz Zergling yapalım. Askerimiz olsun. Gerçi burada var yeterince. Bu
Uzak şeyde de bir tane dilmeç var. Bunun yanında da bir tane daha dilmeç yaparız. Birkaç tane spor yaparız. Şu zörglerden doğsun bir tanesini şeye göndeririz onları. Şöyle bir gide dursun orada, bir şeyler açsın. Görelim neyin ne olduğunu. Overlord kullanılır mıyım bilmiyorum. Ancak Hidralisk veya dediğim gibi Mutalisk kullanmayı düşünüyorum. O yüzden Hidralisklerin güçlerini arttırabiliriz. Tabii bu yandan ben şey yapmaya da devam edeyim. Tabi Overlord StarCraft 2'de ve şunların hızı bir artsın. Senin neden sesin sağdan geliyor? Bir de Eda abla 50 izleyiciyi kendi yanına götürdü. Evet, öyle oluyor biraz. Eda severlerimiz var. Bunu biz daha önce Eda'yla da konuştuk. Benim sesim neden sağdan geliyor? Mikrofonla ilgili bir sıkıntımız var ama çözemedik ne olduğunu ya ne yazık ki. Dur bakalım. Ses deneme hala kötü mü acaba? Şurada bir sıkıntı olabilir mi? Ses. Allah Allah, çözemedik biz bu sorunu bir türlü. Ses deneme şu an nasıl? Bu bildiğimiz bir şey ama ya şu an nedense Discord'daki arkadaşlar da söyledi. Böyle bir gerinden geliyor sesin falan dediler ama. Düzelmiyorum inatla. Konuşmadığın sürece sıkıntı olmuyor. Bu mikrofonda nasıl şu an? Eda'nın mikrofonundayım. Oğuzhan? Ne bileyim? Aynı mı? Ha şey gibi. Yok. Bir tık daha geriden geliyor ya bunda. Allah Allah, bir problemimiz var abi, bakalım çözemiyoruz ya. Ya Discord'dan öyle en azından. O zaman biz kablolamada bir sıkıntı yaşıyoruz ya. O zaman bildiğin bayağı right left veriyor yani. Şimdi bir saniye ben komutlarımı vereyim en azından. Biraz daha drone çıksın. Çok drone oldu gerçi. Bir saniye hemen şuraya şey yapayım. Çünkü biliyorsunuz StarCraft oyununda arkadaşlar oyun durmuyor. Gerçi pause yapabiliyoruz mu bakalım bunda. Şöyle yapabiliyoruz mu? Ha, tamam. Hoş geldiniz. Hemen müdahale edeyim mi? Ta gerçi videonun da ortasındayız şu anda ama. Ses deneme 1-2. Güzel. Düzeldi mi?
Discord'dan kişisel geliyor. O zaman benim dediğim gibi kablolamadan sıkıntı yapıyoruz. Ya ben bir tane dediğim gibi kablo aldım abi. Bu iki ucu XLR yani mikrofon çıkışı. Bir ucu da şey 3,5 milim jack girişti. Anlatabildim mi? Nasıl bir zabazing olduğunu. Öyle olunca sanırım o XLR çıkışlarını sağ sol olarak ayar çekiyor. Ha, Queen's Nest'i illa yaptıracak. Ben dedim ki yapmayayım dedim. Teşekkür ederim Kardokçum uyarın için. Biz sadece sorunun Discord'da yaşandığını düşünüyorduk. Uyardığın için. Thanks Arthur. Tam buranın sanıyorsam başka giriş bölgesi yok. Yani bizim tek korumamız gereken nokta şu iniş ağzı. Başlangıçta tabii. Ha yok burası da var. Ben o zaman şuraya da bir işçi çekeyim. Şunun adını hala öğrenemiyorum. Creep Colony. Evet orada Zerglingleri kaybettik. Şunun canı bayağı gitti ama. Ben aş olmayacağım bu arada. Üniversite açmaya çalıştıklarında güzde. Hayda. Olabilir. Acı nasıl halimiz ama. Ne yapalım? Kısmet. Require for minerals. Oğlum az önce minerals hani vesping gaz oldu şimdi ya. Mesela bu oyunda vesping gaz toplama şeyini sıkıntı yapmışlar. Gerçi dengeli mi dengesiz mi onun yorumunu yapamıyorum ama mesela mineral toplamaktan çok gaz toplamada sıkıntı yaşıyorum. Ya ben bilmiyorum ama dediğim gibi StarCraft 2'yi oynadığımda da onu tecrübe ediyorum. Yani onda daha rahat etmiştim bu konuda yani. Scourge'a gerek yok. Şimdilik hidralisk tan gidebiliriz. Bugün Kardok bu son söylediğinle alakalı bir yorum yapayım. Bugün bir sokak röportajında işte üniversite sınavından çıkan bir insan ailesine şeyi sordular. İşte oğlumu sınava getirdik heyecanlıydı işte elinden geleni yaptı ama biliyorsunuz işte Katarlılar diye cümleye bir başladı. Öyle bir kesti ki yani ne habersin ne Türksün seni gören yollara dökülsün kanalı. İnanılmazdı gerçekten. Efsane bir şeydi yani geri adımdı. O yüzden anlayabiliyorum seni. Yani normalde işte sosyal devlet şeylerinde senin bu duruma düşmemen gerekiyor Kardokçum ya. Yalansa yalan deyin abi. Şimdi ben bir ufak çaplı bir hidralisk ordusu kurayım diyorum ama şu zerglingleri de unutmayalım burada.
Oo, çok fazla dragon var orada. Şurada bir şey gördük. Yalan diyorlar. Yalandan ziyade ben de şeyi duydum mesela. O da mantıklı. İşte aslında askeri bir şey. Bu daha önce hani başka ülkelerle de yapıldı. Şimdi Katar yapılınca niye farklı mı muhabbetine çekilmesin. Ama yani size şeyi söyleyebilirim tecrübelerime göre yani. Bugüne kadar ki yani ne derler yaptıkları yapacaklarının teminatı olsun diye düşünün. Bana da çok böyle şeymiş gibi gelmiyor yani. Teyit Ork var aslında o anlamda güzel çalışıyor Teyit Ork. Bilmiyorum tabi. Hangisi gerçek hangisi yalan artık biz de karıştırır olduk yani. Ama dediğim gibi yani böyle abi yok ya yapmazlar falan dediğimiz insanlar olmadıkları için üzücü oluyor yani. Şurada zırh arttırmaya çalışacağım. Şuradaydı bu arkadaşlar. Ve atak speedleri de çok hızlı bu dragonların ya. Şu an yani zerglinglerimin içine ettiler yani. Oh. Kilitlendim. Uzun zamandır oynamadığım için kilitlendim. Evet, buraya biraz daha dilmeç lazım. Onun için de drone lazım bize. Şu karapas geliyor. Ben bu dilmeci kurabilirim. Spor koloni değil. C'ye basacağız onun için. Ben buraya bir şu tarafa doğru yapabilirim. Şurada var çünkü. Şuraya doğru da bir tane yapabilirim. Şurada upgrade bitince. Şu anda mineralim sıkıntıya düştü. Nuri'cim teşekkür ederim. Kesene bereket. Aboneliğin için. Teşekkür ederim bebişim. Neyse abi ben 2 haftadır fitness'e gidiyorum sürekli. Kas yapacağım. Saçları da beyaza boyatıp Frostmourne tamam. Arthas yolda. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi ölmeden önce bir BlizzCon'da yer alabilmek yani. Şu mineral yerine sence ne zaman kas yığını olurum? Kas yığını olmasan ya. Normal ben kas yığını sevmiyorum yani. Cinsiyet fark etmez, fark etmeksizin yani. Arthas kadar olurum. Yani 1-1,5 aylık güzel sağlam bir şeyinden sonra vücudun şey varsa potansiyeli yapıyorsun yani. O kadar an tabii şeyde 6 günden bahsediyorsun yani.
Oo. Terse geldik. Burası biraz üzücü olacak bizim için. Geçen StarCraft 2'yi bitirdim ben. Neredeyse gün aşırı oynuyorum StarCraft 2. Ha, onu da yapacağız. Yani bunları böyle bitirebilirsek, yani biraz şey yapmıyorum kendim ama o hızla oynayabileceğimi. Bitirirsek StarCraft 2'ye de geçeceğiz. Oradaki madenler için artık ağzımız sulansın yavaş yavaş. Bitirebileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Niye canım, olur mu? 2 episod ilerledik işte. Kaldı 5 3 4 episod yani. Evet. Yani bir acelemiz de yok neticesinde. Hani böyle işte yeni çıkmış bir oyun, aman aman hadi ilerlememiz lazım, İşte bitirmemiz gerek, İşte şu yayıncıdan geri kaldık falan gibi hislerimizin olmadığı için şu anda bence çok problem olacağını sanmıyorum ya. Bir ara öyleydik. Hiç hoş değil şu anda yaşadığım şey. Onu vurabiliyor mu? Vuramıyor. Tamam, öyle ağır bir damage yemedik ama tabi savunma hattını güçlendirmemiz gerektiğini gösterdi bize bu. Ben yine buralara korumalıklar yapayım ama bu sefer bir tane de spor yapalım. Konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Daha fazla işçi gönderelim o zaman. Zorklar zaten oynamayı beceremediğim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, oynamayı becerebildiğim tek ırk Teranlar ya. Onu da tam beceremiyordum, hatta yayında bayağı bir yardım alıyorum yani. Dur bakalım. Tam bu en yüksek yerine ulaşmış. Bunu yapsam mı acaba? İki çeşit asker mi? O ne demek?
Bu ne veriyor bize acaba? Çok merak ediyorum. Bunu yapıyoruz ama. Durun lan. Biz şu rampadan beklerken bu rampadan geliyorlar ya. Çok enteresan. Ha. Teknik gidiyorsun. Ben Marin çok seviyorum. Ya, o da dediğim gibi StarCraft 2'den kalma alışkanlığım. Gaz var da. Ya ben şurayı ele geçiremezsem büyük ihtimal jortlayacağım yani. Baştan falan başlarız yani. Şu an işçi hattı çalışıyor. Ben geri geleyim ekrana. Heh. Hadi oğlum işçiler. Şu bitince ne olacak onu çok merak ediyorum. Bize ne sunacak? Şu anda bilmiyorum. Belki de upgrade konusunda önemli şeyler sunuyordur. Zaten Vesp'in gazım da yok. Torlar güzel ama ya. Çok da vuruyorlar da yani. Olsun abi. Mete? Ravencrest'te para mı? Haberim yok. Waycrest'te? Hayda abi, para vermemek için bize var ya. La vallahi yine haberim oldu, nasıl diyeyim. Ya bırak. Bırak. Bırak, tamam, istemiyorum Mete abi. Lan seni. Bence yer çekimi var mı dedi, yoksa aslında yer çekimi olmayıp da seni gök mü iter aşağıya? Yer çekimi var. Abi Allah aşkına, Oğuzhan benim yeminim beynimi yıkadı ya bugün. Hayda, ben ne yaptım lan? Mazure bak. Hayır, yıkadın, hayır ya, hakikaten beni şu an manipüle ettin yani sen. Abi o kadar mantık hani şey söyledi ki böyle hani. Düşünüyorsun, acaba olabilir mi falan diyorsun böyle, o kadar şeyi kandırdı beni ya. Peki sen ikinci soru soruyorum. Oksijen tüpünü uzaya atsan, uzayda onu açsan, hava ne olur? Bir saniye, dayak yiyorum şu an. Şimdi söyle. Oksijen tüpüne oksijen doldursan, Evet. sonra onu uzaya atsan, uzayın ortasında onu açsan, o hava ne olur? Yok olur. Buzlaşır, yok Öyle mi olur. tüpün içinde? Tüpü açıyorsun İçinde ama. öyle durmaz. Tüpün içinde öyle durup yatmaz, yani dışarı çıkar o tüpten. Dışarı çıkar, uzaya boşluğuna dağılır değil mi? Evet. Bu arkadaş da tüpün içinde öyle kalacağını sanıyor. Ben dedim ki tüpün içinde doğar dedim. Tüpün içinde doğar, bulana kalır dedim tüpün içinde dedim. Hayır doğar canım. yani. E o zaman... Bir dakika. İyi soru şu an. Bir havanın bir kütlesi var mıdır? Havanın bir kütlesi var mıdır? Vardır. Her söylediğim vakti yanlışmış gönül. O zaman üçüncü soru soruyorum. Neydi Olsan abi bu? He. Seni tamam, Utku abi aldılar. Seni atıyorum yani dünyayla Mars'a, tamam mı? Seni bıraktılar abi. Tam da o yürü geçeceksin tam ortasına, hani şey. Dünyanın çekim kuvvetiyle Mars'ın çekim kuvveti tam ortasına, tam seni bıraktılar abi. Olduğun yerde kalır mısın, yoksa hangisi senin çekim kuvveti daha fazla, o seni çeker mi? Olduğun yerde kalırsın tam böyle ortada bıraklarsa, çünkü oraya etkileyecek bir çekim kuvvet olduğunu düşünmüyorum, ama çekim kuvveti güçlü olana doğru çekiliyor olman mantıksız değil, mantıklı yani, o söylem, onu söyleyeyim. Tamam, o zaman yer çekimi diye bir şey var, o zaman hava olmadığı için uzayda bir hava olmadığı için, evet, o zaman havanın itme şeyi yok. havanın itme şeyi yok, evet. Aha, o zaman gördün mü? Dur, maymun bağırıyor kıçımda, itiyor sağa sola beni. Hatta uzaydaki hareketleri, işte mesela uzay mekiği falan gönderiyorlar ya işte. Onlar tamamen yörüngesel hareketlerle yapıyorlar. Yani o filmlerde gördüğümüz işte itiş kuvveti falan biraz şey yani.
Yani ufak böyle belki seni ucucuk falan yaptıracak şeyler yani, o ütiş şeyler. Ya Mete, şimdi söylediklerinin yanlış olduğunu öğrendin değil mi? Hayır, sen şu anda havanın itme kuvveti olmadığını anladın değil mi? Yani yer çekim durumunu anladın Havanın ve havanın... itme kuvveti yok diye bir şey yok. Bak! Havanın itme kuvveti var Hava ama basıncı diye bir şey var oğlum. uzayda hava olmadığı için o filmlerde gördüğün pst, pst, pst falan ittirmesi çok mümkün değil. Onlar yine gezegenlerin çekim kütlelerine karşı hani o yaptırılmaya çalışan bazı küçük manevracık hareketler. Yoksa işte Ya bırak bunu ya. büyük gemiler falan şeyle hareket ediyor. Yörüngelere nasıl söyleyeyim? Yani yörüngesine girdikten sonra onun çekim kuvvetine göre salınımlarla hareketler sağlanıyor. Ama Ozan abi onu iddia etmiyor. Yerçekimin olmadığını ve dünyadaki o yerçekim şeyinin aslında atmosferin seni aşağı itmesinden dolayı olduğunu savunuyor. Onu savunmuyordur ya. O seni yemiştir yani, Hayır şaka hayır maka. vallahi savunuyor abi. Cidden işte bana anlattı ya, mantıklı mantıklı konuşuyor böyle. Kafayı yedim ya. Psikolojim bozuldu abi. Allah Allah. Mantıklı mantıklı. Mantıklı mantıklı konuşuyor ama çok enteresan oldu o cümlen. Yani bunu söyleyip de çok mantıklı bir cümleymiş gibi gelmedi de bana. Abi hayır yani öyle bir anlatıyor ki. Neydi öbürü? Uzay mekiği gibi bir şey neydi o sana bu? Ben hala şeydeyim. Dilime girdim, gülüyor. Benim Ama yiyorsunuz oğlum bilmiyorum işte siz. konuşuyor. Para bildiğin bunu biz yaklaşık 3 saat boyunca tartıştık abi bu konuyu. Tartışma oğlum, sen bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Hayır tartıştık Yok diyor, abi. havada şeyi basıncı yok. Yok şöyle havada kütlesi yok bile de Ben abi de. bir ara bu. Öf, şunlar çok vuruyor ya. Öf, biçtiler ya. Bir orada asker gönderdim, yok ettiler ya. Sıçacağım mineralinize ya. Bor mu? Ulan o kadar da geliştirme yaptık, kuvvetlendirme yaptık ya. Rezerv olarak %75 de sende mi? Ne o? Bor, mineral. La oğlum ya. Tatlı, bilmiyorlar. Ortada bir birlik var. Şu kenarda bir yer var. Heh, Utku abi ikinciye geliyorum. Ben diyorum ki doğa kanunları, tamam mı? Yani doğa kanunu, yer çekimi işte yapıcı çekimi falan filan, sütme kuvveti Fizik falan. kanunları Bunlar deniyor. kanunlar Fizik kanunları, çürütülebilir heh. yani, değil mi? Yani Tüm yeni bilgiler kanunlar ışığında çürütülebilir kanunlar mi? Ben çürütülebilir. çürütülemez diyorum. Yani kanun diyorsan eğer ona çok çürütmeye çalışma. Yani bilimsel tekniklerle kanıtlanmış anlamına geliyor. Teoriyi çürütebilirsin ya da tezi Ben çürütebilirsin. neresini dedim? Hipotez, teori, Standart kanunlar olgunlar tekrardan çalabilirsin. yazılmaz mı ya kitapta ki Ya böyle tabiri de hani çok yeni bilgiler ışığında her kanun şey açıktır. çok böyle şey olması lazım ya. Nasıl söyleyeyim? Hani unik şeyler olması lazım. Yani çok böyle basit, hani anladın mı? Nasıl söyleyeyim? Yani göreceli kanun Ben diyorsun buna mesela, kanun atıyorum, tamam mı? O diyorum. değişebilir belki ama yani mesela suyun kaldırma kuvveti kanunu, hani öyle, o öyle bir şeyi hani şey yapamazsın yani, böyle çok tartışmaya açmazsın yani, demek Ya istediğimi işte anladın mı? şey diyorum hani ben işte şey yeni bilgiler ışığında başka bir şey keşfedilir mesela. Ondan sonra atıyorum suyun kaldırma kuvvetini de tekrardan yazabilirsin. Ya mesela bak diyor ki kanunsal olarak şimdi ya literatürde hani şeydir. ya Mesela bunlar atıyorum tamam yıllar sonra şey oldu şimdi tamam mı? su Su 100 sütme derecede kuvveti var. kaynıyor değil mi? Evet. Ha değişti yani o Şey şeye oldu bağlı, açık işte, havasına bağlı. iklimler değişti, gezegende patlama oldu, bir tarafı koptu falan vesaire bir şey oldu. Suyun kaynama noktası değişecekti değil mi? Onun gibi hani. Sonuç olarak hiçbir şey değil hani. Ama abi Hayır, ben ama şimdi kanun oradaki okuyorum. Yıllar kanun sonra zaten kanun suyun değil ki. kaynıyor olması. Hani anladın mı? Suyun kaynama noktası bir kanun değil. Yani mesela yer çekimi kanunu bir kanun. Hani gezegenin artık patlaması lazım ama yer çekimi kanunu diye bir kanun var ve bu G eşittir 10 değil yani, bu kanunun şeyi, açıklaması. G diye bir şeyin varlığını kanıtlama mevzusu. Hani anlatabildim mi oradaki ayrı şeyi?
Hani yer çekimi Mars'ta farklı, Venüs'te farklı, Merkür'de farklı, Dünya'da farklı. Her yerde farklı. Ama yer çekimi diye bir şey var ve bu işte kanunlaştırılmış bilim adamlarınca. Anlaşılan. Tamam, ikinci soruya geçiyorum. Ya bir kere abi, sütme kuvvetinin varlığı zaten kanun değil mi? Yani sütme kuvvetinin olduğu, varlığının bilindiği kanun. Ney? Fizik kanunu olarak. Yani sütme kuvvetinin bir Ha olduğu, yani evet, sütmenin var olduğu sürtünme bir var, kanun. evet, sürtünme diye bir Olmadığı şey var. ortamlar da var. Ney? Olsa abi diyor ki şimdi. Olmadığı ortamlar da var. Havasız, hava salınmış ortam olması lazım sürtünmenin olmaması için. Uzay gibi. Gibi. O zaman şimdi diyor ki Ha. bir şey oldu. Güneşten ışın çıktı bir tane. Bir şeyi yok etti. Sütmeyi yok etti. O zaman diyor, bu kanun bozulmuş olmuyor mu diyor. Neyi yok etti? Sütmeyi yok etti bir anda böyle. Dünyanın bir anda gitti böyle sütme kuvveti. Bir anda yok oldu. Ya hava yoksa bahsedebilirsin böyle bir şeyden de hava varsa sürtünme olur her zaman. Ki yaşam Mantıklı varsa değil diyeyim mi? yani. Yaşam varsa sürtünme olur Ertuğrul. Bunu merak ettim. Hadi bakayım. Haklı değilsin. Buzun üstünde Baştan bir var de mı kanun sürtünme? olsun. Var. Var ama az var. Nasıl haklı değilim abi ben ya? Allah'ın kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ya hiç haklı olmadım Meteos konuşurken. Nasıl haklım ben abi işi konuşurken ya? Baspa ya. Abi bana gidiyor toprak çeker falan yaşları onlardan örnek veriyor ya. Ya sensin mi yaban? Abi şaka şimdi. Kendimi öldüreceğim. Adam yer çekimini yaşlara toprak çekmesinden kanıtlamaya çalışıyor. Uska abi yemin ederim bak ben bu kadar normalde ben bu kadar beynimi kullanan insan değilim. Kullanmayı Estağfurullah. da düşünmüyorum. Lütfen artık yani O yüzden rob oynuyorum. bu benim artık sağlığımı artık götürüyor anladın mı yani? Böyle şey yok ya. Neyse Mete hadi sen git rob oyna biraz daha da şey yapsın beyni dinlensin. Ya abi Valla bu talihsizliklerle kazanmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani nasıl olacak o. Kayıtları tamam mı? Selimciğim bana söylersen olsun abi girince. Vereyim 30 Para kişilik vereceksen kanalımızı. hemen gel oğlum, hemen gel. Bak arkadaş ya ben şey o adam o baştan çıktı ya. Yani o baştan oyundayken adam çıktı ya para almak için ben bir şey görmedim. Basma sınırı şu sağ yukarıda Biraz da sen adamdan 58-35 yazıyor ya basma. onunla alakalı da yani 200'e kadar çıkıyor overload'un olduğu sürece de zaten çok fazla asker ihtiyacın olmuyor bu oyunda da. Ya yani oyun zor yani bir de oyunun zorluk seviyesi diye bir şey yok. Mesela şu an 6. bölümdeyiz işte bayağı zor yani 10. bölüm falan komple böyle katliam olacak yani benim için. Giderek zorlaşan bir yapısı var oyunun. Ya her görev yaptığında bir tık zorlaşıyor oyun. Öyle söyleyeyim. Bak şu da olsun, şu da Utku abi olsun bile ben. Ney lan? Sebahattin? Sana borcunu puşt. O 200'lük basma olayı biraz şeyden dolayı sıkıntı oluyor Kardok. Yani özellikle StarCraft 2'de bu çok görülmüyor ama bunda çok var o. Rakibin durmuyor. Yani burada AI de olsa karşındaki kişi o da gelişiyor. Yani çok fazla gelişmeden bir şeyleri vurayım istiyorsun ama işte gecikiyorsun gibi yani. Mevzu o. 200 birimlik hidrolik zaten basamazsın. Hani o kadar mineral rezervi ve gaz rezervi yok. Ah, bunu abim paylaştır. Tamam, ben gidiyorum. Kaçıyor, şeyin dışına kaçıyor. Engelle. Ignore. Moon Frost. Dur la çanta alayım. İnanılmaz ya. Sebahattin? Ödesene mi Orcu? Kaybettik bir tanesini ya.
Şu zırh gelişmelerini yapmaya çalışıyorum ama. Çok gaz istiyor ya. Hay yiğitçim. Bak basmış mesela, gördün mü askerleri? Şu an çok güçlü durumda. Bu kadar dragon çok fazla. Tıklayıp atlamaksana. Kimseyi. Şu an zor Mete'cim. Burada lavaş var değil mi? Yok, bir de YouTube atacağım ya bunu. Lavaş ha, doğru. O zaman biz niye o kadar boş bir şey yaptık ki muhabbet? Yok yayın yaptın oğlum, bilmem ne. Oğlum, senin yüzünden ne? Ona muhabbet deniyor canım. Boş, boş muhabbet yap. Boş adamsın. Boş adamsın mesela. Tamam, en azından buradaki direnci kırdım bir nebze de olsa. Şu uçan unitlerimi bir alayım geri. Tanesini kaybedeceğim. Yine güçlü geldiler. Buradan gelirler mi dedim ama gelmediler pek. Birer birer yapabiliyoruz ya. Ve gazımız da bitmek üzere. Burada gaz var mı bari? Burada sadece mineral var. Lan dur. Evolution complete geldi. Nereden geldi? Buradan geldi. Güzel, en azından zırhları iyice yükselttik. Şöyle bir. Ya şu çok vuruyor ya, lanet. İşte onu da hava birim olmadan almak çok zor ya. Ne haber abi? Ne yapayım? StarCraft oynamaya çalışıyorum.
Eda Foça'da evet. Ne yazık ki. Mete, ödesine borç. Sebahattin. Pazartesi dönüyorlar onlar genelde ya. Bu ne ama ya? Bu harbi ne oğlum? Oğlum sen... Hayırdır Mete? Ne kaçın bir yerde öldüm ona dedim Allah Allah. Bir yerde bayıldım ona dedim abi bu ne ya dedim. Yengen hakkında doğru konuşuyor musun? Ya sen gerçekten var ya. Ben bir şey görmedim ya. Bu ne lan? Hak ediyor mu ya tepkiyi lan? Cebahattin? Ödesin ne borcunu? ABD'ye Ağustos'ta ya, daha var. Hemen gidelim. Şunlar çok vuruyor. Kone lan bunu Yiğit. Efendim abi. Mete'nin attığının rankı ne? Hiç önemli değil ha. Nasıl hiç önemli değil? Bilmiyorum ki. Yerde yüksek bir rank değildir. Daha da yüksek bir rank olabilir. Ama basma söyleyeyim sana. Ha yok bunda gözükmüyor. Yok LoL'deki gibi bir sistem var mı diye düşündüm de şey var yani orada. LoL Senpai falan vardı bakıyordum. Ranklar ne bileyim. Tatlı gözüküyor ama herhalde. Abi bunu nasıl bu kadar dragon yapabiliyorsunuz siz ya? Mete ile yine loot'a girdik mi oynayacağımızı bilmiyoruz. Şu anda tabi. Oğlum geçmiyor. İçin kursa gidiyormuş. Tamam. Allah biz benim aklıma mukayyet ol. Ya Rabbim ya Resulallah. Annemler çağıracaktı siz de gelirsiniz falan demişti Adana dönüşü. Şey işte Eda'nın ailesiyle görüşmeye ya. Mete. Kuyonu arkeğine geçmiş. Allah Allah. Kasıyor mu şey iki yerini? Ya işçim. Abok. Dur ya ben attığından beri toparlayan bir elim yüzümü yıkıp gelmedim. Stalk.
Hoş geldin yavrum. Ben de abimle konuşuyordum. Göt dediğin iyi oldu bana. Otuz yazmış abi yalnız Game of Thrones. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Hey yavrum. Ha, gaz var. Yapıyorsak şey gidiyor. Devenin ki yapak ya. Bebekleri dedim ben. Onu da siz yapmayalım diye. Ulan ben bir şey yapmıyorum. Ben boşum şu an. Sadece 2'de bir Oğuz'a bakmaya gidiyorum, o kadar. Sonra Uğur Uğur çıkırız. Çok demir bırakıyor bu Protoss'lar ya. Uğur Uğur çekelim. Tamam. Mete gelmiyor nasıl olsa. Yenimiz var o zaman. 15 saniyede maç bu. Aynen. Siz oraya nasıl çıktınız? Niye çıktınız? Öldürdük, yürüdük, çıktım. En iyi tatlı dondurmadır, net. Sahildeki mi? Önce dondurma. Fark etmez, yeri ve sabah. Mükemmel bir tatlı. Ben neye tıklıyor? Adet mi keş var? İş sıkkını veriyor. Üç altı dokuz değil miydi ya? Niye dokuz son sekiz yirmi yedi yapmışım? Nuklar ağlamış biz. Win alamıyoruz, win alamadığımız için. Blizzard da oyun yaptı win'i. Hatta win değil, direkt oyun oynaman yeterli. Ben dedim ki Mutku'yu yakından tanıyor. Allah'ım abim ya. Bu adam benim abim. Mineral üretimim çok aza indi gerçekten şu anda. Şuralarda gaz var mı ya? Ne olur gaz çıksın şuralardan. Mineral var. Ailenize doğru bak abi. Doğal gaz var mı? Oğlum bu uçanlar çok az vuruyor ya. Yedi köşe kukulatasıyla. Bugün bayağı canın sıkılmış senin abi. Yedi köşe kukulata güzel şey olmuş yani. Ben Rainbow Mix dedim ya. Oğlum Overwatch dedik ya. Overwatch biliyorsun.
bizimle oynamak istemiyorsan tabii öyle gidebilirsin. Yok başlatıyorum ben. Evet lan ne diyorsunuz sen geliyorum. Kardeşim gitmiştim afkaydım özür dilerim ya çok özür dilerim ya inanılmaz özür dilerim. Tamam. Daha çok iyi. Hadi iki gündür üst üste bak kaçıncı biliyorsun. Ne kaçıncı oğlum şey yapmadım ben sana hiç ya. Git. Sana söyleyeyim ben bak bugün Oğuzhan abi yemin ederim benim beynimi aldı böyle tamam mı? Söktü böyle içinden böyle. Karıştırdı attı böyle mikser sonra tekrar yeni koyu kanka böyle. Ne güzel. Ne güzel. Çok güzeldi ya. Yer çekimi olmadığında falan inandırdı beni öyle o kadar şey yaptı yani düşün. Burada dünya düz Mete'cim gibi bir şey. Yine de onun gibi bir şeydi ya valla onun gibi bir şeydi. Ya yapıyor sanıyor da dünya düz deyince. Abi sen iyi misin Mete? Oğlum bak gidin başımdan Allah aşkına ya. Bundan sonra size hiçbir şey konuşmayacağım. Abi niye gidiyorsun kuyaya çıksanıza? Dur bak. Invite atamıyor musun Mete'cim sana? Kuyada gözüküyorsun oğlum. Tamam sen de ben de gözükmüyorsun. Dur ben tekrardan çıkayım online'a. Ya şimdi sen Rusya'nın doğusuna doğru gittiğinde oradan Amerika'ya geçebileceğimi düşünüyorsun. Aşağı düşüyorum. Hayır orada portal var direkt geçiyorsun orada. Zıvan zıvan diye falan. Kime göre batı bir doğu var. Yani neye göre? Ne batı? Nasıl köye göre batı ya abi? Kaç tane batı olur ben anlatayım? İki. İki tane batı vardır işte. Daha fazla nasıl batı olacak? Tabii sen batıya neden batı diyorsun? Güneş çünkü oradan batı değil. Çünkü evet. Güneş oradan batmadığı zaman oraya batı denmez işte Mete. Yani Türkiye'de yani güneş öyle. Nereden batıyorsa Rusya'da aynı yerden batmıyor işte. Bunu diyoruz biz de sana. Yani o kadar uzağa gitme abi. Giresun'da farklı, Ankara'da farklı mesela. Utkan bir şey de güzelsin bir şey de Utkan. Adamlar haklama. Nasıl haklıydı ya Utkan sende mi ya? Ya da şaka yapıyor sanıyor ya. Hadi şey sesene. Oğlum bunları öğren. Musa abi ses bunu seç. Ya bak mesela ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. Kuzey kutbuna gidiyorsun kardeşim. Tamam mı? Orada portal var. Dünyanın içi yarı Kore'ye gidiyorsun. Orada ayrı bir şey var. Kıta var orada. Bunları öğren Mete. Ben size bu kadar şey sanmıyordum ya. Oğlum. Tamam abim görüşürüz. Hani şey var ya Mete mesela. İnsanların solu sağ birbirine göre değişiyor ya. Doğu batı da öyle bir şey işte. Ama mesela ideolojik olarak da değişiyor sol sağ kime göre yani. Mesela şimdi atıyorum sen diyelim Lüleburgaz askerliğe gittin ya doğuda yaptım diyebilirsin. Niye? Yunanistan'ın doğusu doğru. Mesela. Anlatabildim mi hani? Ya, güneyde de yaptım diyebilirsin. Bulkan aynen Rusya'nın güneyi mesela. Şimdi olan arkadaşlarımızı bütün yakalarını aldım. Mesela sen tamam. Şey mi sanıyorsun hani bu göçmen kuşlar güneye uçuyor ya ta güney kutbuna kadar falan mı gidiyor sanıyorsun? Yoo. Giresun'un... Nereye gidiyor o zaman? Giresun'a demek kendilerine göre en yakın yere gidiyorlar. Onlara güney ora o kadar. Peki robotların sesi burada lensteki klavitrepe benzemiyor mu? Bilmiyorum. Geleceğiz video. Abi 200 gaz toplayamadım bir türlü ya. Bak şurada 3000 gaz var acaba nereye harcayacağım çok merak ediyorum şu anda. Bak şimdi şu bot ölünce rez atacağım Shadowlands'ten bilgi verecek bize. İyi dinle. Raid'de ne oluyor? Okey. Bu kafaya ben erişemiyorum ya imkansız hazır değil. Duydun mu? Duydum. Ya arkadaşlar bu insanın kafa için var ya 2 trilyon para veriyor anasını satayım bu ne ya? Bunun için bir tweet atayım ben bekle 2 saniye. Spoiler vereyim önceden. Işık varmış Shadowlands'da. Yine bildim.
Ya da şey diyorlar da aynı evrende geçiyor bu orada orada işte. Alakam. Ne alaka abi, söyle bir daha. Tamam, konuşmuyorum ki oğlum ben sen. Cehalet tohumlarını ektim. Thanos çıktığında bu Doomfist var mıydı? Thanos'tan önce çıktı Doomfist. O zaman bak çalmışlar, benim sol elimde şey var, 4-5 tane böyle gem var. Onlar gem Thanos değil mi? Kaç yıllık lan? Öyle değil o. Darkseid ya 1990'larda falan Thanos var. Şey diyor, bu filmi diyor, filmi. Ha. Tam filmde şeyden abi. Sonradan çıktı oğlum. Thanos'un olduğu işte. Yine dünkü gibi olursa söverim ben bu oyuna. 10 dakika koyu bekliyoruz, 5 dakikada bitiyor. Oğlum! Bunun şeyi nöflüymüş lan, E'si. O yüzden böyle vuruyorsun ya sana bak. Böyle vururken tek atıyorsun. Böyle vururken tek atamıyorsun bak. Stack Stable Kill. Hazır mısınız gençler? Terk ediyorum ben burayı. Nereye lan? Görüşürüz. Uçup kaçacağım şeyden. Aha! Duvara çarptım. Duvar var lan burada. Burası son noktaymış gençler. Şuna önce bomba bir yön çıktı olsun abi. Evet, gene mutluluğu hidralisklerde bulduk ama çok çabuk ölüyor. O bir tane unitleri var onların. Böyle salgılı bir şey atıyor. Bam diye vuruyor ya. Sağ alt köşe ya son base belli. Sallana sallana yürüyordum halbuki. Oha şey global cooldown girmiyormuş lan. Global cooldown ne lan? Bizlik atak. WoW mu oynuyor Mete? Ben sıplı o yüzden Mete bu şey yaptım. Hıhı. Bir kere cahil köpek, o global kulağın kesimi kırmak için değil, o başkası ki kesleme, kestik atma diye. Cem, biliyorum Mete'cim pyro kesme diye, biliyorum onu. Yani pyro'yu yanlışlıkla kesme ya da biliyorum son Mete'cim. Kesme diye. Biliyorum onu. Yapıyorlar onu, yapıyorlar, anladın mı abi? Biliyorum, okay. Biliyorum okay abi. Kendine güvenen okay. Oyuncu öyle okay, zıplamaz işte zaten, kestemez. Aynen öyle, aynen öyle abi. İyi dedin abi. O yüzden mi Mete'cim rock'ta şey gibi sekiyorsun. Yok ben hiç burada sekmiyorum. Ben arka bir etmiyorum böyle orada. İftira, yalan, dolan. Hadi yani sen şimdi roglara laf mı ettin? Çok kolay değil. Hareket etmiyorum. Yok. Uçan unit yapıyorum. Çok çabuk ölüyorlar. Bunları yapıyorum. Şey çok az vuruyorlar. Bunları yapıyorum. Yok ya bunlarda Protoss'ların bir tane uniti var böyle solucan gibi yavaş yavaş geliyor. Tek atıyor gidiyor. Savunma mekanizmasını da bilmiyorum. Ya
Ve bir baby shark düt 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 bu mu? Ben değil de senin için o olsun. Gel Mete Türkiye'yi bulalım. Evet lan. Kardeşim buradayız. Dur. Aha. İstanbul. Tam Türkiye. Bu harita yanlış, yalnız yuvarlak yapmışlar bu haritayı. Ha doğru, düz olması lazım. Ya abi çizdireceğim. Oğlum bak işte bak, hayali oyunlarda dünyayı düz yuvarlak gösteriyorlar. Dünya normalde düz. Oğlum evimden aldı beni. Elimize Gister de işiyor abi ya. Oy. Ya 10 dakika beklediğim Kuen'in ödülü bu olmamalı ya. Selam Erdem'si, yetiştin bak onunla. Heal ölüyorum. Olamıyorum lan, hacklemiş onu köpek ya. Zorklardan nefret ediyorum Arda. Başlıyorum Yiğit. Tank öldü bir. Öldü iki. Bakara go. Öldü iki. Adamıma söyle de anayı sana salsın abi. Hayda, adamın anasına niye küfür ediyorsun oğlum? Adamın niye anasını bana salsın? Oğlum git. Ne oynuyoruz biz böyle? Anlıyorum, ama başta değil miyiz abi beraber? Sen hiç konuşma Mete, Mustafa abiye yaptığın terbiyesizliği unuttuksan mı? Ona bir vur, ben bir kendime gireyim, vur bir. Help. Öldüm. Freeze don't move, hadi. Atacağım, freeze'e sokayım. Toplanın. Bütün var. Yok Erdem, ben sevemedim ya bir türlü. Oy! Hidralar çok güzel tükürüyordu abi. Protosslara karşı çok güçsüz ya ırk. Hep. Gel şuraya. Yana geri zekalı. Help. Ulti var mı? Var. Bekle gel. Gel benimle. Gel benimle. Yani şu bölümü cidden zor geçiyorum. Yani geçiyor muyum? Ondan da emin değilim. Abi yarpam. Lan bir şey var, vur şuna. Oraya kaybettik ya o zaman. Geri alırız. Alamayız. 95. Ulti atmaz. Zinlemeyecek. Beni değil.
Şu görevi bir hatırlayayım bakayım. Mission Objective Exterminate Protoss Intruders. Yani hepsi. Anladığım kadarıyla. Çünkü şu an bayağı bir base yıkımı yaptık ama. Do it begins. Sıkıştırıyorlar oğlum arkada sürekli. Lan. Gelme it. Adam aşağı attı ya adam. Şu paylon var. Sonrasına bakacağız. Evet. Öldü. Evet geldi Kerrigan. Tasadan neredesin? Senin için altlarının savaşmasını mı öngörüyorsun falan filan. Face me here. O da diyor, yok ortada diyor. Burası bizim battleground'umuz olacak diyor. Ortada buluşalım diyor. Bring Kerrigan. Tamam, Kerrigan'ı oraya yalnız getireceğiz. Ve biraz zorlu bir süreç olacak. Yavaş yavaş ilerleyecek oyun, yolda yapar mı? Çok kullanmıyorum genelde şeyi. Overlord'ların hızını arttırma muhabbetini. O Reinhardt'ları base'de lan. Rodok'ları da base'de. Artık girin içeri. Koru. Gerçi bu görevi hatırlıyordum yani, önceden tedbir alıp şey yapmam lazımdı, Kerrigan'ı getirmem lazım. Hatta tasalar Kerrigan'ı baitliyordu buraya yani, önce çekiyordu yani. Normalde burada bir şey yok. Hadi oğlum. Öldü. Help 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 help. Tekledi beni. Evet, dediğim gibi baitliyor. Hadi be. Her zamanki gibi öngörülebilirsin. Kraliçe diyor. Yani seninle yüzleşmeme gerek yok zaten dedi ve biz aslında bölümümüzün amacını gerçekleştirdik. Burada şey yaptık. Burada oyalıyordu, o çıkacak ortaya, onu hatırlayamadım. Cooling. Bir bölüm daha atalım biz ya. Bir bölüm daha gider ya. Normalde bir böl- yani tek bölüm yapıyoruz yayınlarda, uzun oluyor çünkü 1,5 saat olmuş bak. Çünkü lan olsan abi düşünün. Saat 5. Daha ölecek öleceksin orada ya.
Aga eline gelen yaptım yani, yok ama. O da o kadar boktan ki diğer DPS. Evet, Protosslar yeni bir silah bulmuş. Aynen, tasaların planı Diversion'du. Şu an Zas tehlikede, Garm Brood'u şey yapacağız. Sanırım Zerg'lere karşı oynayacağız. Hadi bakalım. Görevimizi alalım. 3v3 Elimination oynayalım ya. Buraya kurulmayacağız herhalde. Niye biz bunları kendimize çevirmedik ya? Aslında daha otantik olurmuş kendimize çevirsek ama. Valla karşıda Protoss yoksa Hydralisk abanacağım bakalım. Krip tümör çekildi ya. Bakalım bu bölümü hatırlayamıyorum. Ne geçtiniz abi? Ne ya lan? Yere var ya. Diva varmış abi. Yeri çıktı tek başınasın. Şeyleri var. Paraları var. Para Discord'lu. Geldi parası. Ölüyorum ben. Ölüyorum la. Oğlum heal attım da yok, bir tane turret'ı kesmiyorsun, hala adama vuracağız diye şey yapıyorsunuz. Vallahi kral oradaki görememeyi o değil ya. Kral. Benim yani heal'ımın belli bir şey var. Hiçbir healer DPS'i overheal yapamaz Mete. Yani tamam da yani ben hepsini teker teker kesen kazanı öleceğim oradan, anladın mı? Gene orada öleceğim yani ben. Hayır gitmeyin, gelin şu tarafa. Gel. Gel. Hadi lan yayıl. Neyse ben şuraya kondurayım ya. Zorgların şarkısı da dın 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 dın. Bu adam bana hakikaten söylerim. Kaybediyorum şu an zaten. Mineral toplamıyoruz yalnız. Salak gibi. StarCraft 2'de kriptomer olayını güzel yapmışlar ya. Bunda çok büyük abi.
tane Zergling yok mu burada? Mineral. Azalttın abi yayınları. Ya azaltmadım. Çok meşgulüm sadece. Ama evet yani teknik olarak azalmış oldu yani. Hoş geldin bu arada. Evet. SC ya. Beşim var ha. Alttan. Sakın aşağı inmeyin. Baptize. Baptize kendini heal'lamaz. Ya geldi. Dur lan bağırma. Vur. Mal. Evet, StarCraft ve bayağı zor bir bölümdeyim gerçekten gibi hissediyorum ya. Dediğim gibi ilk amacım şeye yönelmek şu anda. Hydra. Hail Hydra. Brood War'daki son bölümler kazıktı. Vallahi ben bunlarda bile zorlanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ama şimdi zorlanmak şöyle bir şey. Yani yapıyorsun. En nihayetinde yani başarılı olabiliyorsun. Zor biraz şey gibi. Uzun yani. Ama şeye baktıktan sonra da şey... yani olaya böyle farklı bakış açısından baktıktan sonra da böyle hemen bitmesin zaten yani. Öbür türlü de bu sefer çabuk bitiyor diye kızıyoruz falan yani. Beşin. Ne bula? Bastion solda. Lan gel öbürü buradan. Mutalistler çok çabuk ölüyor ve yer unitlerine karşı çok şeyler. Bir Miu görmedim Ayşegül, hoş geldin bu arada. Bekle abi bekle. Orada bekliyorlar, bekle. Arkası açılınca arkaya gideceğiz, şey yapmayacağız, savaşmayacağız. Bak işte. Ulti kasabilir miyiz lan? Bunları savunmalı bırakayım. Geldi, kuruldu buraya. Gel aşağıya gel. 5 gördüm sana. Şu anda bakarsan aslında lore kısmındayız StarCraft'ın. Yine şey değil, bunun bir serisini yapıyoruz YouTube'dan takip ediyorsan. Bu bir seri halinde ve bütün bölümleri oynayarak hikayesini kasıyoruz. Bir de çok güzel bir bölümdü ama biliyorsun işte StarCraft Türkiye'de ne kadar StarCraft yani. Lafı nereye getireceğim? Ekrem'le çok güzel bir bölüm yaptık yayın. Baştan aşağı lore konuştuk. Sağ olsun bilgisini paylaştı bizimle o anlamda. Lore'una gireceğim. Şimdi bir tane şey var elimde. Yiğit'e bir ses kaydı çektik. Daha doğrusu o tekstini falan yazdı. Ben sesini çektim. Onu da footage falan ayarlayıp bir video var aklımda. Daha sonra StarCraft'a girilebilir ama işte biliyorsunuz yani yaşan şeklimi. Şu sıralar çok yoğun bir gündemim var. Çok kolay kazanılmıyor para malum. Velhasıl Eda'nın ailesiydi işte kız alma kız verme benim projenin sıkıntıya düşmesi falan derken. Adını siz söyleyin biraz şey içerik anlamında kısırlaştığımı söyleyebilirim ama dediğim gibi yani yayınlarımız devam ediyor işte bu şekilde oynuyoruz. Mesela 9-1 gelmeden özellikle bir gün bir RTC yapmak istiyordum hem YouTube'a da iş çıkar diye. Lore konuşalım yani şeyi girelim yani hatta buyur gel bir gün muhabbetini yapalım siz sadece geyiğini çevirelim abi şöyle oldu falan diye. Tam böyle Ekrem kadar hakim değilimdir ama az çok bülürüm. SC lore'unda öyle diyeyim. Gidap.
yoklama lan. Ben Roma gidiyorum. Ne oldu lan, ne güzel oynuyordunuz. Yakıldı o abi ya. Q time çok vakit alıyor ya. Bir ayar çekmeleri lazım. Bu kadar beklenmez yani bir tane oyun için. Sevmiyorum zorlukları. Hayda. Ya World of Warcraft gibi düzenli bir kitap serisi olmadığını biliyorum. Hani böyle işte spesifik olarak hani lore'un işte seriyle anlatan Chronicles hani örneğini şey yapıyorum burada. Öyle bir serisi yok diye biliyorum kitap anlamında ama oyunları çerçevesinde zaten lore akışı var. Ya tabii okumak keyifli olabilir o kitapları da ama... Hani şey diyorum, genel o şey kaynağı, lore kaynağı bu oyunda oyun ya. Şurayı şimdi gözüme kestirdim, gaz var diye. Şurayı şey yaptıktan sonra, yani tamam zorklara oynuyoruz. Hidralistikleri güçlendirip yayılacağım, bol bol hidralistik göreceğiz bu yayında. Gerçi bu yayında yalnız bu bölümde, son bölümde de çok farklı değildi zaten. Çok sıkıcı. Gel artık peç. Niye oğlum StarCraft oynuyorum bak, bir bölüm bir saat sürüyor, gel. Abi ben sanmıyorum ya. Hı? Ben sanmıyorum, hiçbir şeyden keyif almıyorum bu ara. Niye bilmiyorum. Kameram yokken ben bir sigaralık daha patlatayım. Sonra açarız. Evet, 3. level hata da verelim. Daha sonra zırha gideriz. Silivri bile sıcak. LOL. Hoş geldin abi. Haydi bakalım. Şimdi bir şeylik asker yaptık. Şuna 5 diyelim. Şöyle bakalım 5 deyince geliyor mu, geliyor. Şuraya 1 diyelim. 5'ten asker üretmeye devam edelim. Biz 1'lerle saldıralım, hadi bakalım. Geçeyim bari.
Kamera kapalı çünkü YouTube'a şey yapıyorum şu anda çok kütü kaka bir şey yapıyorum o yüzden. Öyle söyleyeyim. Birazdan açacağım, 2 dakika falan sonra. Çok mu atsam ben de? Yenisi geliyormuş, acaba nasıl olacak o ya? Zergling yapayım da Zergling çok güçsüzler ya, Zerglingler. StarCraft 3 gelir mi? Yani bilmiyorum, hikayede çok kötü yerde bağlandı. Yani kötü derken böyle bayağı artık bu işin sonu geldi yani. 3 gelir mi bilmiyorum. Hani bana sorsan hikaye 3 gelmeyecekmiş gibi şu anda kurguda. Ha gerçi bir de o var yani Blizzard'ın meşhur yavaşlığı diyeyim. Öyle bir sorunsal da var, doğru. Yani şu an deseler ki biz... Biz StarCraft 3 yapmaya başladık deseler 20 yıl falan herhalde yani. Tamam eyvallah, öyle kolay lokma oyunlar yapmıyorsun ama... Rakiplerin yapıyor. Çat çat çat, hızlı hızlı. Oyun yapıyorlar. Rakiplerin yaparken de senin yapmıyor olman biraz şey oluyor ya. Üzüyor yani sevenlerini, öyle söyleyeyim. Lan Dota'dan ban yemişim. Hı? Bence bol oyun kalmadı bana. Gel civciv oynayak. Turan'ı yayak. Turul. Ben... Şuna vursana. Abi şeyde sıkıntı var abi ya. Geçen bir gireyim dedim de civcive. Yeni launcher'a geçmiş ya. 2K launcher'a. O açılıyor. Oyuna Gökhan selam. Açılmıyor hiçbir şey. Abi yok yok, o kadar uzun süre artık şey değil yani. Eskiden hadi anlıyorduk işte, kodları yazdığınız bilgisayarlar, hani teknoloji öyleydi de yani artık hani adam işte God of War'u böyle hızlı hızlı çıkartıyorsa, Red Dead Redemption'ı hızlı hızlı çıkartıyorsa falan senin böyle bu kadar bekletmemen gerekiyor yani. Ya da yani artık şu 9.1'de özellikle tecrübe ettiğimiz şey şu. Abi bekletiyorsan da diyeceksin ki 2051'de geliyor. Beklersen bekle. Beklemiyorsan bekleme. Gibi falan yapman lazım. WoW oynuyoruz. WoW özellikle eşimle ana oyunumuz. Öyle söyleyeyim. World of Warcraft oynuyoruz tabii ki. Yani bir Blizzard içerik üreticisi olup da WoW oynamayan da ne bileyim. Dokuz bir, önümüzdeki çarşamba geliyor artık canım. Hayır, mesela işte 2025'te geliyor StarCraft deyip de daha sonra işte 2053'te falan gelmesi öyle işte. Hani saçma olur yani.
Ya o konuda eski biliz olmadığını kabul etmemiz lazım artık yani. Ya bir de dediğim gibi abi yani geçen NASA yayın yaptı ya artık. Yani NASA yayın yaptı, gösterdi, adamlar böyle her sene uzaya roket gönderiyor falan yani o şeyle, bütçeyle. Biz hala tırıvırı lay lay lon falan filan yani. Ay, oyun yok oyun. Diyorum gelin çekip gibi. Yoksa şey değilim yani, İşte o ya. konuda ben de diyorum ki tamam abi, yavaş yap abi, acele etme abi, Yoksa güzel iyi yap ya. abi. Ama yani yap abi yani şimdi. O oyunun DLC'si yoksa oynamam. Mesut yok bana soracak olursan. Çünkü bayağı farklı. İzledim 4-5 tane maçlarını. Bayağı farklı yani. Ekonomin değişiyor, yürü gidişin değişiyor. Her şeyin etkiliyor o şeyde. Bıktık ya. Bıktık ya, bıktık. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Çıkarın artık şu oyunu. Lan belaları itir artık be. Hemen şimdi yaptı tek atmıyor. Bakın bombası olan böyle. Katar gençlerini evet alıyoruz ya sınava. Neden ki? Yani adamların hakkı abi. Sınavsız alıyoruz tıp fakültelerine. Ne var yani? Hardcore progress yapamıyoruz ne yazık ki. Yani yapmıyoruz. Tercih meselesi. Katar şey olacağım. Gidiyorum Katar. Yavrum askeri işbirliği de şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. Neyse. Kayıt altına alınıyor ya. Sanki askeri şeyimiz kurtarmasın. Yok abi bu tarz böyle askeri okullarda vakti zamanında oluyordu öğrenci değişim programları işte. Başka ülkelerin mesela subaylarını yetiştiriyorduk. Mesela benim okuduğum dönemde Maltepe Askerlisi'nde şey vardı mesela. İşte Kırgız öğrenciler, Kazak öğrenciler falan vardı. Hani öyle şeyler yapılmıyordu değil, yapılıyordu. Ama şimdi bu şeyin detayının altını bilmiyoruz ve güvence yok. Buradaki asıl bence problem bu. Yani bizim kızdığımız ya da işte hani kızdığını düşündüğüm insanların bence problemi bu. Hani ne oluyor, ne ediyor? Şeffaflık yok da zaten artık hani bu mu kaldı derdimiz noktasındayım ben yani. Gerçekten bu mu kaldı derdimiz? Hani tamam abi eyvallah yani ne diyeyim. Alıyorlarsa da alıyorlar artık yani. Yo al yani ya da yani kendi milletini unutma da hani bilmiyorum ya. Ya işte o siyasi bir tutum. Abi ona yapacak bir şey yok yani. Ya buna Ermeni son filmin adamlar neyse ya. Kayıp şimdi gerçek kayıp. Aynen. Boom. O yüzden çok şey yapıyor. Şuraya ben iki tane dilmeç yapayım. Yok o şeyi diyor, NATO görüşmelerinde hani açılma diyor o mevzu. Yani bizim için çok iyi oldu açılmaması tabii ki. Amerikalılar da Mevzu kadar öyle değil. Ben bu önemli. arada hani şey de değilim. Hani az çok artık bilen biliyor yani. Muhabbeti safe pozisyona çekmeye çalışıyorum kendi açımdan sadece de yayında olduğum için. Yani gerçekten derdimiz çok farklı şu anda yani. Derdim olsun. Yani kendisini çok sevmem ama adını da anmayacağım sevmediğim için. Ama söylediği bir söylem var. Çok da güzel ve hoşuma gidiyor yani siyasi anlamda. Yani arkadaşlar kova büyük ve içi alabildiğine su dolu. Sadece altındaki delik çok büyük. Yani her şeyimiz var. Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her şey yani zenginiz, bir şeyimiz yok ama şu anda takındığımız yani ülkece takındığımız tavır biraz bilinçli. Yani biz bunu istiyoruz abi. Bu konuda hemfikir olalım. Abi ben yapmadım falan modu yok işte abi olmuyor. Biz bunu istiyoruz yani.
İşte bunlar hep seks. Evet, o da bir farklı bakış açısı. Yani o da oluyor. Kerrigan taş, evet taş bir ablamız. Neydi abi, o ya abi. Bilmiyorum, muhabbet çok hızlı rüzgar değiştiriyor şu anda, ben de şeye yetişemez oldum. Bu ara kameram geldi mi? Gelmişim ben, tamam. Ben geldim mi? Ya sadece bu dönemde yaşadığımız şeyler çok kötü oldu. Bir de gençlere çok üzülüyorum ben gerçekten yani. Ya yani mesela şimdi Yiğit, düşünsene abi, adamı kendini bilmeye başladı. Bu adam vardı yani. Olaya baksana yani. Ya adama mesela siyasi görüşünü soruyorsun. Yiğit'cim ne düşünüyorsun falan diyorsun. Tamam, adam anlatmaya başlıyor işte. Ya abi işte ben mesela öğrenciyim diyor. İşte öğrenci olarak şunların daha iyi yapılmasını, okulların şöyle geliştirilmesini, eğitimin şu düzeyde olmasını istiyorum falan diyor. Arkadan bir tane dayı geliyor. Tüp kuyruğunda bekliyorduk, tüp tüp falan yapıyor böyle. Ne diyor? Tüp kuyruğunda bekliyorduk diye böyle bir anda. Abi tamam da biz ondan bahsetmiyoruz şu anda falan. Yok, anlatamıyorsun yani. Hani tüp kuyruğu diyorsun. Telefon vardı be falan diye bağırıyorlar böyle. Tüp kuyruğu diyorsun. Abi 50 yıl geçmiş üzerinden. Tamam bekledin abi, özür dileriz yani. Yiğit mesela hiç o anda olmamış birisi olarak özür dilesin yani. Hani suçlusu Yiğit değil, sen bunun faturasını niye Yiğit'e çıkartıyorsun yani. Tüp kuyruğunda beklemiş, ben özür diliyorum. Keşke bekleseydim. Birbirinin eşitlik ilkesini savunan liberal bir Türk genciyim. Yani eyvallah. Herkes eşit olduğuna biz de inanıyoruz ama biz sadece inandığımızı göremiyoruz. O üzücü oluyor yani. Biz inandığımızda kalıyoruz mesela falan yani. Köşeye sıkıştık. Şunlar şurada dursun bakalım. Tüp kuyruğunda bekliyorum diyenler görmemiştir zaten, yaşları tutmuyor. Ya abi yok öyle bir şey zaten. Bu adını sen söyle. Siyasal söylem haline geldi artık canım yani. Öyle bir şey olabilir mi? Abi en son bu muhabbetler çekileli ne zaman oldu? 50'ler 60'lar falan diyorsun. 50'ler 60'larda işte doğanlar şu anda hani dede yani. Öyle sokak röportajında zaten göreceğin tipler değil yani. Abi bak. Oradaki püf nokta şu. Sen bu işten fayda sağlıyor musun? Sağlamıyor musun? Hani şimdi algoritma çizelim. Evetse oy vermeye devam et. Hayırsa şey yap, arada kalıyorsan falan gibi yani, hani mevzu böyle. Şunları şurada biriktirelim. Şu anda gaz sıkıntım yok. Bu bölüm biraz güzel gidiyor. Gelişimimizi de sağladık. Sen ne yapıyorsun orada ya? Zerkling geliştirmiyorum şu anda. Şu köşedeler. Ben ama biraz bekleteceğim onları orada. Şuradan gelin bakalım. Vespin Geyser Detected. Şey, Depleted. Şu. O. Vespin. Oo, kalaba mı geldiler oradan? Evet, biraz kalabalık gelindi.
Ya şaka mı oyun ya? Şaka mı ya? Hoş değil. Şu anda düştüğüm durum hoş değil. Orada bayağı işçi kaybettim. Şu Ultra Silk'in ölmesi lazım. Karakter kasıtım var ama karakterleri yetiştiremeyeceğimi işte sanıyorum ya. Bak şurada bir Ultra Silk'e şey verdik. Bu arada uçmak için bizden ne isteyecek bu oyun? Bilen var mı onu? Renown'du galiba. Sadece Renown değil mi? Herhangi bir reputation falan istemeyeceğim. Oyunu kastım çünkü. Valla benim bildiğim sadece Renown ama... It's the Blizzard, that's the Blizzard. Onu söylememiş, iyiymiş ya kendim. Kardeşim bunu istiyorum. Acaba akşam rakı mı içsem? Valla... Hiç afiyet olsun, ben sadece yanındakileri acıyorum. Hı. Ha bünyesi çok sağlam değil şimdi, ne yalan söyleyeyim. Eda alıyor mu ki? Hmm. Ben de çitten bir zannettim. Benim mi? Utku abi şu an şey yaşıyor bile, flash bir şey yaşıyor şu an. Mesela Mete, alkol içme koronaya çok iyi geliyor. Sen onu babam diyordu benim ya. Ya, ya şey geldi mi aklına? Öyle bir açık, öyle bir açıklıyor ki biri. Cahil. Cahil. Hayır. Bir de öyle bir açıkladı ki bana. Oğlum diyor işte içiyorum diyor. İşte içtikten sonra ağızdaki ve boğazdaki bakteriler ki kuanazına oradan şey yapıyormuş falan diye anlatıyor böyle. Dedim Allah Allah ya. Ya ben de şey okumamış mı ya dedim hemşirelik falan. Allah Allah dedim, acaba böyle bir şey var mı? Sen hemşirelik mi okudun? Hemşirelik okudum. Hemşirelik. Yani hepsi hemşire tanıyorum artık. Ya kim kimdi hemşire biliyorum. Hepsi direkt söyleyebilirim. Tamam çok iğrenç tespiri, kabul ediyorum. Aga benim bu abi ben alo ben şu an TBC'de mi oynuyorum? Attığım şey işte mi öteyim şeyinde? İç bebeğim iç, sıkıntı yok zaten. Sen sarhoş olduktan sonra annemi özledim falan diye ağlıyorsun. Annenin yanında içersen hiç problem olmayacağını düşünüyorum. Nasıl? Oğlum öyle demeyin, çok zor lan. Hayır, senin şeyini kızım tabi. Normal bir şey de. Dur bakalım, orada gıcık oluyor şu anda bize. Gayet iş ederim, ne var yani? Ağzını sorum. Ağzını sıçarım! Tamam. Şurada... Sanıyor değil mi şimdi? Ha? Bunu şimdi spamlıyor değil mi? Renklerin kardeşliği, eyvallah, ne oldu? Aa dur, bu ne? Bu uçmaz değil mi? Ne? Ne? Benim bu paran gelecek. Bak saldırıya geçiyorlardı. Yarı yolda engelledik ama. Abi Mutalis sevmiyorum ya. Kso. Bildiğin sevmiyorum ya Mutalisk. Bilmiyorum ya, şey gibi işte kocaman. Abi az önce oynadım Mutalisk şeyini. Ama onunla bir tane alman lazım. Yani çok fazla zaten işe yaramadım. Yok verimli... Aradım, iki tane tanklıyordu işte. Verimli değiller ya. Ya damage olarak değil de tank olarak iş yapıyor ya. Kulek falan tanklıyor mesela. Yani evet. Allah'ın kavuş kardeşim. Nasıl ya? Daha iyi. Daha iyi. Neredeyim ya? Ya
Our forces are under attack. Dur bir, dur bir işçi. Evet, hava niye bu kadar sıcak lan? Abi... Bazı soruları soramazsın ya, şu anda o soruyu soruyorsun. Arkadaşlar, gün içinde ritelin kullandığım için galiba alkol alınca... Yoksa bünyem... Yani olabilir de yavrucuğum sen... Narin de bir varlıksın yani. Ya yani bünyeyi sadece öyle değerlendirme. Mesela ya benimle bilek güreşine falan giren tipleri biliyorum. Bir de işte seni öpünce kolum morarıyor falan, onu biliyorum yani. Eda abla bir büyü göz damlası niyetine kullandı. Hayırdır ya. Gene mi komple temizlik yapacağız ya? Kral bu niye? Allah Allah ya, kiri benmiyor şaka gibi. Bir Çinli yazısı çıkıyor, Japon yazısı bir şey mi, Koreli mi, ne bu? Niye bu? Ha, arada bir çıkıyor böyle bir şey ya. Biri bir şey mi yapıyor? Şaka yapıyorsunuz değil mi bana şu an? Şu an benimle dalga geçtiğinizi söyleyin. Abi şaka yapıyorsunuz. Abi en sevmediğim şey oldu ya. Annen oldu, öldüm. Ben neysem ya, şöyle acıktım. O ne ya, ilk defa bilmiyorum, arada bir çıkıyor bu. Yok abi ya, sinek saatim değil ki, ona daha var. Yemek yapmam lazım. Bilmiyorum, remastered ya, belki bir şeydir ya. Bir şey diyemiyorum. Ben diyete girdim abi. O değil, yani şu anda benim oraya... Overload götürmem lazım. Peki, hemen ben... Soğanlı mı soğansın mı? Aa, ikisi de ya galiba. Ben ikisini yiyorum. Soğansız ya. Her bofa yiyor. Senin ne yediğini sormadım. Soğansız ya, soğansız. Nasıl olmalı diye sordum. Soğansız mıdır bence ya? Menemen mi? Menemen evet. Soğanlı. Ya sabah soğan bence çok şey geliyor. Bana ağır geliyor yani, iyi bilmiyorum. Ama bir de kahvaltı yemeği değildir ki zaten ya. Ben kahvaltı için, ben de kalkıyorum, o niye ya, öldü müdür? Ne bileyim, bence yemektir yani o. Hani böyle sadece kahvaltıya spesifik bir şey değildir. Eleme. Mesela o, böyle... Eleme şimdi, üşengeç avrat yemeği olarak bilinir, kahvaltılık olarak bilinmez Mefer. Mesela daha çok böyle omlet, işte sağında yumurta falan, böyle biraz daha şey. Oğlum karnım aç zaten ya, hanım da yok evde. Sanki çok yemek yedim. Abi, oy kullananlara yüzde... Bak %50,6 soğanlı demiş, %49,4 soğansız demiş. Ya oğlum, ona bakacak olursan IMDB'de her önüne gelen oy verebiliyor yani. IMDB'de 10 puan alan film dünyanın en güzel filmi mi oluyor? Tamam, arıyorum o zaman şeyi. Ara. Vedat Milor'u o zaman arıyorum. Ara. Soruyorum adama. Abi. Aramazsan. Aramazsan Vedat Milor. Gurme. Yalnız bağımın. Sana film beğendi mi o Utku abi? Yo, bilmiyordum. Sen şefi ara sor. Şef, bir tane şef bul. Arda şefi ara. Ara şef, bir ara, ben ara şef sevmiyorum abi. Lan babanı aradım, diyor ki 25 yıldır ilk defa evlatlarımdan ayrı kalıyorum la, diyor. He ya. Hiç sorma. Neyse, evlatlardan biri Mete ya, o kadar çok şey yaptı. Hayda. Öbür ikisi tamam da. Biri Mete olunca aklına Mete gelir. Neyse derim, tamam, sıkıntı değil. Abi ara şeyi ya abi, bir zırhsa çıkarsın şu oyunu, adam sıkılıyor orada tek başına. Ne? Beni arıyor diyor, sen zan çıkacak diyor, diablo diyor. Bilmiyorum abi. Telefonu yok mu Mete? 2010'un en az bir senesi var Mete.
en az. Oğlum 2053 Blizzard 4, 2053 şey Diablo 4. Oğlum biraz bir kenarsınız lan. Diablo 4 biraz gecikecek ya. 2 ile idare edeceğiz işte o zaman. 2 iyi der ya. 2 bayağı sevdi. Bayağı sevdi hem de. 2 iyi ama ya. Acayip mi? Çok güzel en, abi yani. En az bir yıl Mete'cim Diablo. Ve bir yıl var. Oğlum daha telefonu da çıkartmadılar. Yani. Doğru. Kaç sene oldu? Telefonunuz yok mu dediler. O zaman aldığım telefon eskidi, bozuldu anasını satayım. Adamlar hala telefon çıkma oyunu çıkartacak. Mantıklı. Ben. Hayda ben mi? Ne iki tane istedim? Mantıklı. Mantıklı. Şimdi görüşürüz değil mi? Bize bir tane oyun bana gitsin sana, yazık olsun kanka ya. Sen bilmiyorum. Ben buldum sana, şimdi söyleyeyim işte. Splendor olsan abi ismi, Çipik Yama oyunun ismi değil lan. P'de 294 item level, Divine Bear quest var, Mirror quest range var. Bana bir şey söyle. Divine Bear'i olmayan noktalara duyduğum Bastion'da 6 saat. Bence ne gözüküyor lan o? Bana yok. Benim hunter vermemiş, benim hunter vermemiş abi. Noktalara vermiyorlarmış ya. Hani versek de zaten oynayamayacaklar, en azından vermeyelim de vermiyoruz diye ağlasın abi. Şerif daha bu insanlar ya. Evet, görev. Ya oğlum, Blizzard'la ilgili şikayetten artık Şükrü abiye şey yapıyorsun. Blizzard'ın has ve öz oldu. Niye lan? Abi adam geldi, 9-1 hype park dedi. Ertesi günü 3 gün game time aldı bedava. Aa. Hype dedi. 3 gün yalnız. 3 gün tabi. 3 günlük dünya diye vermişler abi işte. Nerede bu düşman? Bu mu acaba ya? Sen misin bütün dertlerimin kaynağı? Hayır, Polo'yu yazdım. Lan, senin sonun Müslüman. Hayır, Polo'yu. Hayda. Peki neden o ceketi giyiyorsun? Ne yiyelim abi? Üşüyüm. Sana fazla sana kadar ben öyle şey miydi? O kadar düşmeye gerek yok yani, iyi. Giresun yaşadığım için hamsi, hamsi tava, hamsi yumurta. Hamsi ve hamsi türü. Tabi. Hamsi pilav. Hamsi şey var. Pilav var. Hamsi ama da. Tabi. Tabi. Hamsi pilav bir de hamsi pilav var. Tabi. Ya mesela pilav ve hamsi pilav mı diye. Yok yok. O bütün haritayı açayım da. Hamsi. Yani hamsi diyorlar da seçebilirsin ama genelde hamsi olduğu için hamsi diyorlar. Hani bunlar aslında pilavı hamsi olarak biliyor. Hani normal sahipler bilmiyorlardı bunlar. Biz geldik verdik işte. Ne? Ne anlatıyorsunuz lan siz? Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? Bilmiyoruz abi. Ramazan da güzel ki. Ama Ramazan da sıkıcı. Şey oldu ya, ben dedim ki açım dedim, neyim dedim. Sonradan derim sessizlik oldu. Ben dedim ki zaten dedim ki yarısını yaşıyorum. Ne kadar farklı bir şey yiyebilirim diye sordum. Onda da mantıklı dedi. Niye oğlum? Giresun'da bir Fransız lokantası yok mu? Dediği bir Fransız tostu var. Fransız ne şekerli, ya? Şekerli. Şekerli mi? Fransızların Fransa'ya yaşayanı bilmiyorlardır ya. Tatlı yapmıyorlar mı kremayı falan Fransız tostunu? İğrenç. Giresun'da en uzak ilden gelen adam Antalya'dan, Ankara'dan falan geliyordur yani. O kadar Fransa falan yok. Hayır bir şey, sen bizim nasıl bir şeyimizi biliyorsun? Hani turist yerimizi biliyorsun? Şey mi? Eşek arası. Abi ben turistik hiçbir yerini bilmiyorum. Şehzade heykeli var oğlum Mustafa abi. Eda Hanım yoksa ben bu yayını izlemem. Eyvallah abi, ben olsam ben de izlemem. Hak veriyorum şu an. Hoşça kal, öpüyoruz. Mete var diye izlemiyorum. Neyse, siz alalım. Ben de git var değil mi? İşte. Arkadaşlar, sat.
Öyle mi oldu? Yok, Ender sadece remastered'da şeyler gelişmiş ya. Grafikler, başka bir şey yok yani. Buraya Karanman Kamyoncular Derneği'nden ayıran tek insan oydu. Değil mi? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hanımlığından kaynaklanarak öyle bir yorum yapıyoruz. Ancak hiç öyle değil yani. Bir hotsa oynatırım şimdi ona. Kimmiş kamyoncu görürüz o zaman. Vay, ben ailemdekileri seviyorum. Victory! Ben soy ağacından mutluyum abi. Mesela kaç saat oldu bu? Bak 2 saat 16 dakika, 1,5 saat oydu, 40 dakika falan sürdü. Bu bölüm daha şey oldu yani, hızlı bitti. Neden? Çünkü evet. Protosslara karşı oynamadım. Şey mi? Gips olan Protoss'un. Yok, Jeeves değil. Gnome lan o, Mecha Gnome. Briefing'i almıyoruz, dinlemiyoruz. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Zaz sıkıntılı bir durumdaydı. Zaz'ı kurtardık yani, diğer Cerebrit'lardan bir tanesi olan. Biz de Cerebrit'iz biliyorsunuz. Kerrigan şu anda, Kerrigan yönlendirmesindeyiz. Daha çok Overmind değil, Overmind şeyinde başladık. O olaylar değişecek zaten. Şu anda Tassadar'da Overmind'ı arıyor yana yakıla ve Kerrigan'a da dokunmak istemiyor. Yani Kerrigan'ı yaşatmaya çalışıyor. Ancak Kerrigan şu an olayların farkında mı değil mi tam anlamadık ama çok böyle hakim bir şekilde ilerlemiyor ve Tassadar'dan yani biraz düşmanca tavırla yaklaşıyor. Öyle söyleyeyim, Tassadar'a daha doğrusu. Şu ana kadar bakalım iyi ilerledik. 2 bölüm The Dark Templar ve Cooling bölümünü icra ettik. Eye for an Eye bölümünde bir sonraki yayınlarda inşallah kısmetse yapacağız. Çünkü biraz şey yapalım, değişiklik yapalım. Warcraft 3'e geçelim. Oradan da 1-2 bölüm atalım. Daha sonra bakalız. Çünkü bayağı yorucu. Yani bakmayın öyle işte eski oyun falan takıldığında. Bayağı zorluyor bizi. O yüzden YouTube'a StarCraft bölümünün bittiğini şöyle habercisini verelim ama yayınımız devam ediyor. İşte böyle heyecanlarda, muhabbetlerde yarım kalmamak için yayınları izlemek önemli. O yüzden kanalıma abone olmayı... Neyse, Twitch iSorLux ekranlarından bizleri takip edebilirsiniz. Diyorum ve şöyle el sallıyorum.